Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Çin'in hükümet destekli medya kuruluşlarından Global Times gazetesinin genel yayın yönetmeni, Hu Vivin, başarılı bir caydırıcılığın ABD'yi bir kez yok etmek için yeterli olmayacağını, ancak nükleer silah sayısını Washington ile eşitlemeye çalışmanın aptalca bir iş olduğunu söyledi. Huvivin, MIT Nükleer Güvenlik ve Politika Laboratuvarında çalışan Laura Grego'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin füze savunma sistemleri geliştirmesinin Rusya, Çin ve diğer rakiplerinin bu sistemleri alt edebilecek daha tehlikeli silahlar geliştirmesine neden olduğunu, ileri süren görüş yazısını yorumladı. Grego, Pekin'in son zamanlardaki hipersonik füze testi haberlerine atıfta bulunarak, Çin'in yeni füzeleri, Amerika Birleşik Devletleri bir gün misilleme amaçlı bir nükleer saldırıya karşı savunmasız kalmasını planlarken, Çin'e koruma sağlıyor, dedi. Vivin, wi Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer silahlanma yarışına girmeyecek. Bunun aptalca olduğunu düşünüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i 10 kez yok edebileceğini biliyorum ancak ABD'yi bir kez yok etmek için tam kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olacağız dedi. Vivin geçtiğimiz haftaki bir açıklamasında Soğuk Savaş dönemi karşılıklı yıkım doktrininin nasıl olduğunu hatırlattı. Çarşamba günü sosyal medya hesabından daha net ve kısa bir açıklama yapan Vivin, Çin'in nükleer caydırıcılık geliştirmesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çine karşı nükleer şantaj fikrinden vazgeçmesini amaçladığını söyledi. Vivin, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin konvansiyonel güçleri Çini ezemez, dedi. Bu ayın başlarında, Halk Kurtuluş Ordusu'nun nükleer kapasiteli bir kıtalar arası hipersonik füzeyi başarıyla test ettiğine dair raporlar. Washington'da alarma neden oldu. Çarşamba günü konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmay Başkanı Mark A. Milley, bizi çok ilgilendiren, çok yakın, çok önemli bir olay, dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.